Nihal İncekara ben. Theta Healing uzman uygulayıcı ve eğitmeniyim. Access Bars uygulayıcı ve eğitmeniyim. Bunun yanında titreşimlerle dönüşüm metodu, NLP, kuantum, yaşam koçluğu hepsini birlikte çalışmaları da kullanıyorum, harmanlıyorum. Samsun'da yaşıyorum. Access Bars, her şey bir soruyla başladı dediğimiz bir teknik. Şimdi hayatımızda sorular sorarız. Neden? Niçin? Hep neden bu benim başıma geliyor? Niçin böyle oldu? Bu sorular bize negatife götüren sorular. Burada Access Bars'ta nasıl? Bunun için neler mümkün? Bundan daha iyisi nasıl olur diyerek başlayan bir soru. Yani Gary Douglas, Access'in kurucusu, hayatımı nasıl daha güzel hale getirebilirim? Daha güzel hayatımda neler olabilir? Bundan daha iyisi nasıl olur diye bir soru soruyor kendi kendine aslında. Ve ondan sonra aldığı cevaplar hayatında o güzellikleri yaşadığını görüyor. Ve Access böyle geliyor. Access Bars seanslarında 32 tane başımızda bars noktalarımız var. Belirli yerlerde, şuralarda. İşte enseden başlıyoruz, buradan falan, şu şekilde başlıyoruz. Buralar var. Buralara komutlar veriliyor. Barslarımız çalıştırılıyor. Şu arkada mesela implantlar var. Güç bandı. Bunun yerine işte umutlar, hayaller. Bir sürü burada 32 tane akupunktur noktaları olan bars noktalarımız var. Bunlar çalıştırılıyor. Bir saat kadar sürüyor seans. Orada hani böyle diğer tekniklerdeki gibi konuşarak bir şey yapmıyorsunuz. Bu insanların daha çok hoşuna gidiyor. Kendini açmak zorunda kalmıyor. Hiçbir şey sormadan, onlar da hiçbir şey size anlatmadan bars noktalarını çalıştırarak hayatları düzeliyor. Gerçekten düzeliyor yani. Her seansta 32 bars noktası çalıştırılıyor. Bunun sırası var ve bunun orada prosesleri var. Söylediğiniz temizlik cümlesi var. Çok özel bir cümle. Onu kullanıyorsunuz orada. Oradaki cümleler var. Her barsta çalıştığınız her barsın özel kendine has cümlesi var. Onu kullanıyorsunuz, komut veriyorsunuz ve o barslar çalışmaya başlıyor. Orada neredeyse sizin sıkıntılarınız, travmalarınız, takıntılarınız, her neyse, problem neyse sanki akıllı noktalar. Oradan çözülüyor. Şey gibi böyle değil mi? İnsan düşünür, yani nasıl olur falan. Ben de hep böyle dedim. Dedim ya, Theta Healing uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Böyle Theta Healing, evet, hepsi soyut. Ama böyle bana daha somut gibi geliyordu. Şimdi Access'e de başlayınca o kadar keyifli ve neşeli ki, böyle kendim bile daha neşeli olduğumu hissettim. Bu işi yaparken mutlu olduğumu hissettim. İşte kalkıyoruz diyoruz ki sabah mesela, hayatın tümü bana neşe, kolaylık ve ihtişamla gelir. Koruyabildiğiniz kadar sürer. Onda da aynıdır aslında. O blokajları tekrar çekmediğiniz sürece sürer. Bütün tekniklerde bu vardır. Kendinizi seans sonrası düşünce karantinasına alacaksınız. Pozitif bakacaksınız, bakış açınızı değiştireceksiniz hayata. Affetmeyi öğreneceksiniz. Yani bu hepsinde var. Affetmek özellikle. İnsanlara kin tutmak, öfke duymak çok yorar insanı. Şöyle bir örnek anlatılır her zaman. Elinizi uzatın, bir tane bardağı tutun. Tutalım bardağı. Ne kadar tutabiliriz? Mesela şöyle uzatayım. Ne kadar tutabilirsiniz siz bir bardağı elinizde, bu kadar? 2 saat, 5 saat, 3 gün, 5 gün, 10. Peki affetmeden o yükleri neden ömür boyu taşıyorsunuz? Diyelim Access Bars seansı yaptık, barslarınızı çalıştırdık, affettirdik. Affettiniz, rahatladınız. Tekrar ona kızgınlığı çekmenin bir anlamı var mı? Çünkü yüklerinizden kurtuldunuz. Bir sürü hayatınıza engel getiren, blokaj koyan bariyerler kalktı. Bunları tekrar getirmenin bir anlamı yok. Onun için seans sonraları bir düşünce karantinası gerekiyor. O karantinada olursanız zaten bakış açısı değişecek ve hayatınız yoluna girecek. Bazen bana diyorlar ki, hocam ne kullanıyorsun, ne yapıyorsun? Yani hiç mi hayatında zorluk yok? Olmaz mı? İnsanız, hayatın içindeyiz, hayatın gerçekleri var. Yani böyle bir seni pembe bir balon içinde yaşamıyoruz. Biz de hayatın içinde yaşıyoruz. Evet, zorluklar var ama biz o zorlukları kolaylıkla atlatıyoruz. O zor gelmiyor artık. Zaten bizim hayatımızda çıkardığımız kelimeler var. Özellikle Access'te çıkarıyorsunuz. Yok ve borç kelimesi çıkıyor. Theta'da da zor kelimesini çıkarırsınız. Bunları çıkarıyoruz. Bunlar kelime bizim düşüncemizde olmadığı için o zor gelmiyor artık bize. Bir defa da gelip çözebilir. Ama şöyle oluyor, o bir defa zaten seans aldığı zaman sizden eğitim almak istiyor. O hayatındaki değişikliği gördüğünde
Diyor ki ben vücuduma kimyasal almadan bu değişti, iyileştim. Yani o zaman ben bunun eğitimini almak istiyorum hocam. Çevreye yapmasam bile çocuğuma yapayım, eşime yapayım. Gerçekten o insanda eğitimini aldıktan sonra yani mutlu oluyorum ben çok. O da değişimleri görüyor hayatında. Sıkıntısı olan psikolojik rahatsızlıkları, fiziksel rahatsızlıkları, her şeye. Dediğim gibi her türlü fiziksel rahatsızlığın psikolojik bir sebebi var. Biz burada fiziksel sebeplerin değil, evet tedavisini görüyordur kişi. Önce doktorlarımız, önce tıp. Oraya önce gidecek kişi fiziksel rahatsızlığında. Sonrasında psikolojik olarak da buradan destek alıyor. Enerji çalışması onlarda hepsi. Hayat bir enerji. Bizler birer enerjiyiz. Ete kemiğe bürünmüş gibi görünüyoruz ama aslında biz hepimiz birer enerjiyiz. Evren enerji, oturduğumuz koltuğumuz enerji, her şey enerji. Ağzımızdan çıkan kelimeler. O titreşimlerle iyileşiyor insanlar zaten. Frekansla iyileşiyorlar. Beklentisi o an yaşadığı sıkıntısı neyse ondan kurtulmak olmalı. Ama tam tersine oluyor. Onlar diyorlar ki şimdi diyoruz ya hayatın tümü bana neşe, ihtişam ve kolaylıkla gelir. Kişi zannediyor ki bir tane seans aldım ben. Tamam artık hayat benim için toz pembe, her şey çok güzel. Yok işte öyle değil o. Ama bunu içselleştirirseniz, hayatınıza gerçekten dahil ederseniz evet hayat sizin için öyle olur. Baktınız hayatınızda bir kısır döngü var. Yapıyorsunuz. İşinizde diyelim. Zirveye çıkıyorsunuz. Bir şey oluyor. Düşüyorsunuz tekrar. Bir kısır döngü hayatınızda gidiyor. Bunu çözemiyorsunuz kendiniz. Her şeyi yaptınız. Yapılması gereken ne varsa yapıyorsunuz ama çözemiyorsunuz. İşte orada hemen artık bir enerji uzmanına gitmeniz lazım. Hayatınızdaki hangi blokaj sizi zirveden aşağıya alıyor? Örneğin benim şu anda bir çalışmam var. Kariyerinde sıçrama çalışma atölyesi. Burada her gün o gruba katılan arkadaşlarıma 20-30'a yakın programlar tespit ediyorum, onları atıyorum ve onlara değişip dönüştürüyoruz onları. Sonrasında orada evet kolektiften programlar atıyorum, kişiye özel değil çünkü toplu bir çalışma. Orada mutlaka onlarda o blokajlardan nereden baksanız yarısından fazlası mevcut. O blokajlar temizlendikten sonrasında da yaptığımız aktivasyonlarla bu kişiler kariyerlerinde sıçrama yaşıyorlar. Bunu biz birebir yaşıyoruz. Biliyorsunuz ben hep anlatıyorum. Network firmalarıyla da çalışıyorum. İnsanlar kariyerlerinde bir anda sıçramalar yaşıyorlar. Tabii gerçekten inanıp yaparsa bir deneyeyim bakalım. Arkadaşım yükseldi ama ben de yükselir miyim? Değil. Yani orada kısır döngü nerede oluştuysa biz onu çözüyoruz. Access Bars'la da çözersiniz bunu. Theta Healing'le de çözersiniz, titreşimlerle dönüşüm metoduyla da çözersiniz. Yani hepsini harmanlıyorum ben. Ama hani Access Bars'ta sadece noktalar var. Onun içine çok fazla bir şey koyamazsınız. Ama sorularını hayatınızın her yönünde kullanabilirsiniz. Access Bars'ta şöyle bir şey var. Eğitmen olmak için benden eğitim aldınız diyelim. Bir arkadaşımdan da aynı eğitim alıyorsunuz. Yani bir eğitimi 3 ayrı kişiden aldığınızda eğitmen oluyorsunuz. Böyle bir güzelliği var. Diyeceksiniz ki aynı eğitim ne gerek var? Ama işte 3 ayrı kişinin bakış açısını görüyorsunuz. 3 ayrı kişinin anlatımını görüyorsunuz orada. Benim görmediğimi diğer arkadaşım görebilir. Benim anlamadığımı bir diğeri anlayabilir. Derken siz daha donanımlı başlıyorsunuz. Bizde bir söz vardır, durgun su kokar. Akar, akması lazım her zaman, akan su temizdir. Bizim de kendimizi geliştirmemiz lazım. Yani şöyle düşünün, artık bu sektör zaten çok büyüdü. Her gün bir sürü insan camiamıza katılıyor. Güzel, daha çok katılsın insanlar. Burada kendinizi geliştirmeniz lazım, farkındalığınızı artırmanız lazım. Gelen insanlara faydalı olabilmeniz için yani mutlaka kitap okuyarak, eğitimlere katılarak, videolar izleyerek. Yani egonuz olmamalı. Artık ben öğrendim, ben oldu dediğiniz an bitti orada. Hani olgun meyveler ne olur? Düşer, çürür. Devam edecek. Öğreniminiz de devam edecek, eğitiminiz de devam edecek, kitap da okuyacaksınız, arkadaşlarınızın çalışmalarına da katılacaksınız. Ben katılıyorum mesela, bu benim için sıkıntı olmuyor. Ego yapmıyorum ben orada. Benimle birlikte çalışma yapmış, eğitim almış arkadaşımın çalışmasına severek katılıyorum. Hem ona destek olmak amacıyla hem de ondan da öğreneceğim çok şey var. Herkesin birbirinden öğreneceği çok şey var. Yargılama, yadırgama, yorum yapma, kınama. Access'te bu çok önemlidir. Kesinlikle. Kimseyi yargılamıyoruz. Eğer bir insan hala yargıdaysa, hala birilerini kınıyorsa,
hala bir konu anlatılırken orada hani toplum tarafından yanlış kabul edilebilir. Orada o kişi irite oluyorsa, o kişi bana göre yanlış kişidir. Yani artık o bu seansı verecek olan kişi öfkelerinden arınmalı. İnsanız, mutlaka öfkelerimiz olacak ama kendini kontrol edebilmeli. Çünkü düşüncenizi kontrol etmeniz gerekiyor burada. Eğer siz hala düşüncenizi kontrol edemiyorsanız, kendinizi kontrol edemiyorsanız bana nasıl bir faydanız olabilir? Burada da ben hayatımı değiştirmiş, dönüştürmüş olmalıyım ki, yani mizaç olarak da bir şeyler değişmiş olmalı. İlla hani benim yaratılışım böyle, fıtratım böyle, sinirli. Ben Koç burcuyum. Koç burcu dediğiniz zaman bendir yani, egodur. Ben bunu eğer çekebiliyorsam alta, indirebiliyorsam demek ki bana bir şeyler katmış. Mutlaka aldığımız teknik bize bir şeyler kattıysa doğru yoldayızdır yani.